Meltem ekranlarından iyi akşamlar sayın seyirciler. Meltem Haber'den haberlerle karşınızdayız. Sayın seyirciler, işte yeni sosyal medya kurallarımız diyeceğiz. Çünkü yasa teklifi mecliste kabul edildi. Aynı zamanda Merkez Bankası ekonomide artık daha düşük bir seyir bekliyoruz enflasyonda diyor özellikle, ama rezervler de bir yandan alarm veriyor, eridi. Sayın seyirciler, İran'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne bir gözdağı var. Savaş kapıda mı soruları hemen akıllara düşüyor. Bunun haricinde de dünyada koronavirüs gündemine şöyle bir göz atacağız. Bir de psikolojik halimiz var. Sosyologlar inceliyorlar ama işin içinden bir türlü çıkamıyorlar. Ne oldu bize de en ufak bir tartışma dahi kanlı kavgalara dönüşüyor. Meltem Ana Haber başlıyor. Sayın seyirciler, sosyal medyada yeni dönem dedik. Artık bu yeni dönem, yeni kurallar başlıyor. İlgili düzenleme mecliste kabul edildi. Düzenlemeye göre yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları Türkiye'de temsilci bulundurmak zorunda. İstenmeyen içeriklerin kaldırılması içinse 48 saat süre tanınıyor. Muhalefet itiraz etti. Cumhur İttifakı bir yasa tasarısını daha meclisten geçirdi. Konu sosyal medya. Muhalefetin sansür olarak nitelendirerek tepki gösterdiği sosyal medya düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi. Teklife göre Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılar en az bir kişiyi Türkiye'de temsilci olarak belirleyecek. Bu kişinin iletişim bilgilerine kolayca ulaşılabilecek ve doğrudan erişilebilecek şekilde internet sitesinde yer verilecek. Temsilcinin Türk vatandaşı olması zorunlu olacak. Temsilci bildirmeyen sosyal ağ sağlayıcıya BTK Başkanı tarafından 10 milyon lira idari para cezası verilecek. 30 gün içinde ceza ödenmezse 30 milyon lira daha idari para cezası verilecek. Bu süreçte temsilci yine belirlenmezse önce reklam kısıtlaması, ardından internet trafiği bant genişliğinin %50 ile 90 oranında daraltılması söz konusu olacak. Sosyal ağ sağlayıcıları içerik engelleme taleplerine en geç 48 saat içinde olumlu ya da olumsuz cevap vermekle yükümlü olacak. Olumsuz cevaplar gerekçeli olarak verilecek. Bildirime rağmen 24 saat içinde içeriği çıkarmayan veya erişimi engellemeyen sosyal ağ sağlayıcı doğan zararların tazmin edilmesinden sorumlu olacak. Sayın seyirciler, dövizin yükselmesini engellemek adına Merkez Bankası'nın rezervleri eritiliyor. Rezerv bir ayda %5 azalarak 86.3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Tabii bu brüt rakam, net rakam daha fazla. Bankaların zorunlu karşılıkları ve swap emanetleri hesap edildiğinde Merkez Bankası'nın rezervi eksiye düşüyor. 600. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2020 yılı Haziran ayı uluslararası rezerv bilgilerini paylaştı. Buna göre resmi rezerv varlıkları bir önceki aya göre %5 azalarak 86.3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibariyle döviz varlıkları bir önceki aya göre %13.2 azalarak 45.8 milyar dolar olarak kaydedilmiş, altın cinsinden rezerv varlıkları ise %6.5 artarak 39.1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Toplam 86.3 milyar dolar rezerv aslında brüt rakam. Bankalardan zorunlu karşılık gereği toplananlar ve swap yoluyla emanet alınan dövizler hesaplanınca rezerv eksiye düşüyor. Bu durumu analiz eden Bloomberg, Türkiye stagflasyonla boğuşuyor haberi paylaştı. İngiliz Financial Times ise sene başından bu yana 60 milyar dolar harcanmasına rağmen Türk lirasının değer kaybının önlenemediğine işaret etti. Rabobank stratejisti Piotr Mates, Türkiye'de rezervlerin durumu gerçekten kaygı verici ve ülke ince bir buz üzerinde yürüyor. Çok ağır bir şekilde müdahale ediyorlar ve soru şu ki daha ne kadar süre bunu yapabilirler dedi. However, the way he intends to fix economic issues. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal ise rezervlerdeki erime için şunları söyledi. Salgın sonrası dönemde gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışları gördük. Biz de bunlardan etkilendik. Salgının etkileri ihracatımızı ithalata göre daha hızlı etkiledi. İlk 6 ayda 20 milyar dolar cari açık vermiş olduk. İkinci yarıda cari açıkta daha ılımlı bir tablo görüyoruz.
Böyle dönemlerde rezervlerde bir dalgalanma olması normal. Sayın seyirciler, hep büyüklerimizin dillerindedir. Nerede ah o eski bayramlar diye, ama şimdi daha farklı bir şekilde hem gençlerin hem orta yaşlı olanların hem de yaşlıların dillerinde. Ama bu kez farklı olarak diye ifade etmiştik. Çünkü Mahmut Paşa boş kaldı. Neden boş kaldı? Önceleri yeni elbiseler alınırdı, ikramlıklar alınırdı, baklava siparişleri verilirdi, şekerler dağıtılırdı, kurbanlıklar kesilirdi. Ama şimdilerde ise İstanbul'un can damarı Mahmut Paşa o kadar ıssızdı ki bunu sadece pandemiye bağlamak adeta acımasızlık olurdu. Baklava ve bayram şekeri satıcıları da geçtiğimiz yılları artık mumla arıyorlar. Burası İstanbul'un bayram alışverişi konusunda can damarı olan Mahmut Paşa. Normal zamanda her gün on binlerce kişinin uğradığı Mahmut Paşa Çarşısı, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala boş kaldı. Türkiye'nin kalbi burası. Burası yürüyemezsin burada yani. Bak şurada iki gün kaldı bayrama. Yarın Arife. Görüyorsunuz bak kimse yok. Doğru düz kimse yok. Millet alışverişe bile gelemiyor artık. Salgın ve ekonomik sebeplerle Kurban Bayramı öncesi işler %80 düştü. %80 düştü işte. Evet. Herkes sıkıntıda yani. Şu durumda herkes sıkıntıda. Zorluk çekiyor. Yani para kazanmak diye bir şey yok. Sattığımızın fazlasını yiyoruz artık. Yetmiyor yani. Mahmut Paşa esnafı yabancı turistlerin Türkiye'ye gelmemesinden de yakınıyor. Bayrama iki gün kaldı ama hiç bayram havası yok. Hem salgın hastalıktan dolayı hem de yabancı müşterilerimizin gelmemesi, bir de insanımızın bayram zihniyetinin değişmesi. Artık bayram denince insanlar tatil anlıyor. İstanbul zaten boşaldı. Mahmut Paşa'nın bu kadar boş olması vatandaşları da şaşırttı. Hiç kimse yok. Boş, arabalar boş, kimse yok, mağazalar boş. Yenge, ulaşım olarak daha kolay geldik. Çok kolay geldik, 10 dakikaya geldik. Sadece kıyafet değil, baklava ve bayram şekeri satıcıları da geçtiğimiz yılları mumla arıyor. Geçen bayram gibi bir yoğunluk yok tabii. Maddiyatlar biraz şeyli, sınırlı. Kurban da var. Kurbandan sonrası da malum okullarımız açılıyor. Şeker ve baklava gibi ikramlıklarda işler geçen seneye göre %70 düşmüş durumda. Geçen yıl 350 tepsi baklava siparişi alan bu işletme bu yıl 55 tepsi baklava siparişi alabilmiş. Yapacak bir şey yok. Seneye inşallah daha iyi olacak. Hac ibadeti. Sayın seyirciler, hep konuşuldu bu pandemi sürecinde başlayacak mı başlamayacak mı diye, ama buruk başladı. Yurt dışından hacı adaylarına izin verilmemişti. Bu yıl hac yapacak 10 bin kişi Kabe'yi tavaf etmeye başladı. Maske ve mesafe kuralına sıkı sıkı uyuluyor. Laka vel mulk la şerike lak. Hac ibadeti bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle alınan önlemler altında başladı. Sıkı önlemler alan Suudi yetkililer hac sırasında Kabe'ye dokunmanın ve yaklaşmanın yasak olduğunu açıkladı. Elhamde ve ni'mete leke vel mulk la şerike lek. Hacı adaylarına maske, seccade, şemsiye, çanta gibi sterilize edilmiş malzemeler dağıtıldı. Maske takan hacı adayları sosyal mesafeye uyarak Kabe'yi tavaf etti. Alınan tedbirler kapsamında hacı adaylarına elektronik bileklikler de verildi. Elektronik bilekliklerle takip edilen hacı adayları hac ibadetlerini gerçekleştirdikten sonra karantinaya alınacak. Karantina süreleri de bu bilekliklerle takip edilecek. Bütün hacı adayları Mekke'ye girmeden önce korona testinden geçti. Hacıların ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli sağlık tesisleri kuruldu ve ambulanslar görevlendirildi. Suudi Arabistanlı yetkililer bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle hacı adaylarının sayısını azalttı. Geçen yıl yaklaşık 2,5 milyon Müslüman hacı olmuştu. Hac ibadeti için bu yıl yurt dışından hacı adayı kabul edilmezken Suudi Arabistan'da yaşayan 10 bin kişiye hac izni verildi. Bu kapsamda hacı adaylarının %70'i Suudi Arabistan'da ikamet eden yabancılardan, %30'u ise Suudi Arabistan vatandaşlarından oluşuyor. Sayın seyirciler, dünya genelinde sınırlarda zaten gerginlikler hakim, ama bir de
Orta Dünya diyerek yine bulunmuş olduğumuz bölgemize gelmek isteyen Atlantik ötesinden aktörler oluyor. İşte İran bu aktörlerden biri olan Amerika Birleşik Devletleri'ne üstü kapalı olarak bir mesaj gönderdi ve Hürmüz Boğazı'nda tartışmaya müsebbip olan devamlı Hürmüz Boğazı'nda bir gerginlik söz konusuydu. Bu kez İran Amerika Birleşik Devletleri'ne gözdağı gönderdi ve Amerikan uçak gemisi maketini balistik füzelerle vurduğunu açıkladı. Yine çeşitli silahları, yeni silahları burada kullandıklarını duyurdular ve çok ilginç bir mesaj verdiler. Hedefimiz ambargo altındaki bir ülke İran olarak hiçbir kara parçasını ve deniz sahasını işgal etmek değil, sadece kendimizi savunmak. İran devrim muhafızları Amerika Birleşik Devletleri'ne böyle gözdağı verdi. İran ordusu Hürmüz Boğazı'nda Amerikan uçak gemisinin maketiyle tatbikat yaptı. Büyük Peygamber 14 adlı tatbikatla ilgili yayınlanan görüntülerde İran komandoları bir helikopterden sarkıtılan halatla uçak gemisi maketinin üzerine iniş yaptı. Sonrasında liman kenti Bender Abbas yakınında bulunan hedefe uçak savar ateşi açıldı. Askerler ayrıca omuzdan atılan roketlerle birlikte karadan ve deniz üzerindeki sürat teknelerinden füzeler ateşledi. It's a show of military strength from Iran in the Gulf. Operasyonu yürüten komutan Abbas Nilforusan, muhafızların tatbikat sırasında uzak noktalarda deniz yüzeyinde bulunan saldırgan hedefleri vurma kabiliyetine sahip uzun menzilli balistik füzeler kullandığını söyledi. Bu açıklama, 2015'te devrim muhafızlarının bir uçak gemisi maketini batırma tatbikatının benzerinin yapıldığına işaret ediyor. Iran's military leaders want to send a strong message. Devrim muhafızları komutanı General Hüseyin Selami, tatbikata ilişkin, İran ulusunun hayati çıkarlarını korumak için uyguladığımız politikalar savunma amaçlıdır. Hiçbir ülkeyi işgal etmeyeceğiz ama taktik ve operasyonlarımızda son derece agresifiz. Bugün hava ve deniz güçlerimizin katıldığı bu tatbikat tamamen saldırı odaklıydı, dedi. İran'ın düzenlediği son tatbikatta kullanılan maket uçak gemisi, Amerikan donanmasının Hürmüz Boğazı'ndan İran Körfezi'ne rutin olarak gönderdiği Nimitz sınıfı uçak gemilerine benziyor. Sonbaharda yeni bir dip dalgası gelebilir. Koronavirüs gündemine bakıyoruz. Ülkemizdeki rakamlara ilişkin sayın seyirciler, uzmanlar koronavirüs uyarılarına devam ediyor. Diğer vaka sayısı şayet bugünkü rakam sayılarının da yine üzerinde oluyor. Eğer vaka sayısı da bu şekilde devam ederse havaların soğumaya başlamasıyla bir sıçrama görülebilir deniliyor. Kurban Bayramı için de önlemler alınıyor. Zonguldak ve Karabük'te toplu bayramlaşma ve mezarlık ziyaretleri yasak. Sağlık Bakanlığı koronavirüse ilişkin verilerini açıkladı. Son 24 saatte 15 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 5.645'e yükseldi. Toplam 47.412 test yapılırken 963 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 227.982 oldu. Toplam entübe hasta sayısı 403, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1280 oldu. Bir gün öncesine göre vefat sayısında düşüş, vaka sayısında artış görüldü. Vaka sayısının 900.000 arasında seyretmesi sonbaharda yeni bir sıçramaya sebep olabilir. Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı bağışıklık haritası çalışmasından yola çıkarak yapılan hesaplamalara göre Türkiye'de şu anda 200.000'in üzerinde virüs taşıyıcısı bulunuyor. Test vaka oranı da 2 aya yakındır %2'nin altına düşmedi. Uzmanlara göre bu rakamlar 30-40 günlük sürede aynı şekilde devam ederse Ekim ayından itibaren yeni bir dip dalgası ihtimali yüksek. Bu dalganın önüne geçilmesi için 200.000'den fazla olan virüs taşıyıcısı sayısının 2 ay içinde en fazla 20.000'ler seviyesine inmesi gerekiyor. Virüsün büyük şehirlerden Anadolu'ya yayıldığını, memleketlerine gidenlerin sonbaharla birlikte yeniden büyük şehirlere dönmesiyle birlikte bu kez virüsün yeniden büyük şehirlere taşınacağını belirten uzmanlar, Diyarbakır'da halaya katılan da, Karadeniz'de yayla şenliklerine giden de sonbaharda İstanbul'a, Ankara'ya veya yaşadığı büyük şehirlere dönecek. Bu kişiler yanlarında virüsleri alıp gelecek. Dip dalgası dediğimiz şey budur. Bu hareketlilikte vaka sayısı daha da büyüyecek. Bu sebeple ne yapılacaksa şimdi yapılması gerekiyor. Çünkü o günkü rakamı gördüğümüzde çok geç olabilir. Bir karar aldığımızda sonuçlarını en erken 4-6 haftada görüyoruz. O yüzden bu sürecin iyi değerlendirilmesi gerekir, görüşünü dile getiriyor.
Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı filyasyon çalışmalarına göre Türkiye'deki tüm vakaların büyük bölümü toplu etkinliklerden kaynaklanıyor. Bilim kurulu toplantılarında yapılan değerlendirmelerde de maalesef toplu aktiviteler vakaların düşmesini engelliyor. Virüs teşhisi koyulanların %60-65'i aynı etkinliğe katılanlardan çıkıyor. Çoğu akraba, komşu. Ankara'da bir düğün sebebiyle filyasyon çalışması yapıldı ve 110 kişiye virüs bulaştığı tespit edildi. Bunu Türkiye geneli için düşünürsek vakalar hep bu toplanmalardan dolayı çıkıyor. Bu şekilde devam edersek Eylül ayına daha fazla rakamlarla gireriz. Halbuki bütün Türkiye 2 hafta maske ve mesafeye dikkat etse vaka sayılarımız 100'ün altına düşer değerlendirmesi yapıldı. Kurban Bayramı'nda ortaya çıkacak hareketliliğin de vaka sayılarını artıracağından endişe ediliyor. Uzmanlar bu yoğunluğun etkisinin 2 hafta içinde vaka sayılarına yansıyacağını dile getiriyor. Bu kapsamda kısıtlamalar gelmeye başladı. Zonguldak ve Karabük valilikleri Kurban Bayramı'nda toplu şekilde bayramlaşma, mezarlık ziyaretleri ve yemek organizasyonlarının yasaklandığını açıkladı. Sayın seyirciler, şimdi dünyadaki rakamlara bakalım. Ülkeler gerim gerim geriliyorlar. Dünyada koronavirüs gerilimi artarak sürüyor. Pek çok ülke sıkı önlemlere geri döndü. Bazı Avrupa ülkeleri de artık bıçak kemiğe dayandı. Bizim bunu önlememiz gerekiyor ve sıkı önlemleri derhal başlatmamız gerekiyor bu yaz aylarından diyor. Bizlerde okullar açılsın mı açılmasın mı tartışmaları yapılırken. Öte yandan aşı henüz bulunamadı. Bulunsa bile çok pahalı olacak. Vaka sayısı dünya genelinde sayın seyirciler 17 milyona dayandı. Ölü sayısı ise 665 bin. Pek çok ülkede sıkı önlemleri konuşuyor. Are the newest images we have of COVID-19. Koronavirüs dünyayı sarsmaya devam ediyor. Vaka sayısı 17 milyona dayandı. Hayatını kaybedenlerin sayısı yaklaşık 665 bin. İyileşen sayısı 10,5 milyon. Bu da hala 6,5 milyon aktif virüs taşıyıcısının olduğunu gösteriyor. Üstelik bunlar tespit edilenler. Semptom göstermeyenler hesaplandığında dünya genelinde aktif virüs taşıyıcısı sayısı 20 milyonu geçiyor. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, COVID-19 pandemisinin Dünya Sağlık Örgütü'nün şimdiye kadar karşılaştığı en büyük sorun olduğunu söyledi. Dünya Sağlık Örgütü daha önce Ebola, Zika, çocuk felci ve domuz gribi için küresel sağlık krizi ilan etmişti. COVID-19, örgütün ilan ettiği 6. ve en ciddi küresel sağlık krizi oldu. İçinde bulunduğumuz 2020 yılının başında koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler çok sıkı önlem, tecrit ve karantina uygulamalarıyla salgını kontrol altına almayı başarmıştı. Öyle ki başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok bölgede normalleşme başlamış ve hayat normale dönmüştü. Fakat normalleşmeye dönülmesiyle birlikte vaka ve COVID-19'a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısında yeniden bir artış yaşanması yetkilileri daha da sıkı önlemler almaya zorladı. Hong Kong, salgının ilk dalgasında bile uygulanmayan çok sıkı önlemler başlattı. Restoranlarda yemek yemek, plaja ve havuza gitmek yasaklandı. İki kişiden fazla insanın bir araya gelmesine de yasak getirildi. Avrupa'nın kalbi Belçika'da sosyal mesafe kuralları sıkılaştırıldı. Belçika'da dışarıda 5'ten fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı. Çin'de de vaka sayısı artmaya devam ediyor. Çinli yetkililer ülkede 28 Temmuz günü 101 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini duyurdu. Bu oran Nisan ayının ortasından beri en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti. Japonya Sağlık Bakanlığı bir günde tam 981 yeni vakanın tespit edildiğini duyurdu. Bu ülkede bugüne kadarki en yüksek rakam. Almanya, Avrupa'da vaka sayısındaki artışın ardından riskli bölgelerden gelenlere zorunlu koronavirüs testi yapılmasına karar verdi. İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte, ülke genelinde uygulanan OHAL'in Ekim ayı sonuna kadar uzatılmasına karar verdi. Öte yandan aşı ve ilaç konusunda hala net bir gelişme yok. COVID-19 ilacı geliştiren Roche'un klinik test sürecinden kötü haber geldi. Şirket, COVAX'la denemeleri beklenen sonuca ulaşamadı ve COVID-19'a bağlı zatürreyi iyileştirmediği ya da ölümleri durdurmadığı tespit edildi açıklamasını yaptı. Aşı bulunsa dahi çok pahalı olacak.
Pfizer'in üzerinde çalıştığı aşının iki dozu $39 olacak. Üstelik aşının etkili olması için defalarca uygulanması gerekecek. Sayın seyirciler, öyle bir hale geldik ki ne oluyor bize dedirten cinsten olaylar var ne yazık ki. Öyle bir ülke olduk ki en ufak bir olay dahi sinir harbine sebep oluyor. Ölümle sonuçlanan kavgalar, yaralamalı kavgalar, bunların hepsi dile kolay. Tıpkı trafik kazaları gibi meydana geliyor ve trafik kazaları gibi bültenlerin geleneksel haberleri oluyor. Sayın seyirciler, silahlar, sopalar çekiliyor ve sopalar havalarda uçuşuyor bu yaralamalı, ölümlü kazalarda. Adeta bir cinnet toplumu olduk. Etken nedir bilmiyoruz ama işte son 24 saat içerisinde yaşanan o kavgalar. Yol verme tartışması iki cana mal oldu. Haberin adresi Tokat'ın Niksar ilçesi. İsmet Özyurt'la Serkan Özyurt kardeşler akrabalarıyla yol verme konusunda tartıştı. Tüfeklerin devreye girmesi sonucu iki kardeş hayatını kaybetti. Üç kişi yaralandı. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada sopa ve kesici aletler kullanıldı. İnşaat malzemeleri satışı yapan 60 yaşındaki Mehmet Kaçmaz, başına aldığı darbeyle hayatını kaybetti. Kavgaya karıştığı belirlenen 6 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İzmir'in Bayraklı ilçesinde iki akraba arasında trafik cezası kavgası çıktı. Servet B, kendi arabasıyla ceza yiyen Yavuz Demir'den cezayı ödemesini istedi. Hayır yanıtı alınca akrabasını bıçaklayarak öldürdü. Muğla'nın Marmaris ilçesinde husumette esnaflar dükkan bastı. Silahlı iş yeri baskını ortalığı meydan muharebesine döndürdü. Bir kişi bacağına kurşun isabet etmesi sonucu yaralandı. Silahlı baskın yapan kişilerden ikisi tutuklandı. İstanbul Beylikdüzü'nde bir gece kulübünde çıkan kavgada silahlar konuştu. Rastgele açılan ateşte çevrede oturan site sakinlerinin evlerine kurşunlar isabet etti. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışmada silahlar çekildi. İkisi de isabet eden kurşunlar sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde trafikte yol verme tartışmasından dolayı kavga çıktı. Bir grup genç, yaşlı bir sürücüye yumruk ve sopalarla saldırdı. Ve klasik haline gelen trafik kazaları, güvenlik kameraları görüntüleri. Sayın seyirciler, yine şok bir kaza anını kaydetti güvenlik kameraları. İstanbul Sultan Gazi'de kaldırıma çıkıp taklalar atan araç böyle görüntülendi. Feci kaza kamerada. Takla atan aracın içinden böyle fırladı. Kaza İstanbul Sultan Gazi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde saat 17 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre iki araç cadde üzerinde yarıştığı esnada sürücülerden Fatihçe direksiyon hakimiyetini kaybetti. 21 yaşındaki genç lüks aracıyla kaldırıma çıktıktan sonra bir otobüs durağının tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla atarken Fatihçe araçtan dışarı fırladı. Kazadan saniyeler önce otobüsten inerek caddenin karşısına geçmeye çalışan kadınsa kıl payı kurtuldu. Karşı taraftan doğru iki araç yarışarak geliyordu. İçlerinden bir tanesi kontrolünü kaybetti. İlk önce şu kaldırımlara çarparak karşıdaki çimlik alana tırmandı. Çevredeki vatandaşlar yaralı sürücüye yardıma koştu. Sağlık ekipleri yaralanan Fatih C'yi Sultan Gazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Takla atarken aracın içinden çocuğun bir tanesi uçtu. Yani zaten büyük bir ihtimalle kendisi kapıdan uçmasaydı o arabadan sağ da çıkamazdı. En az 4-5 takla attı. Polis ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı caddeyi trafiğe kapattı. Çekicinin aracı götürmesiyle trafik normale döndü.
Sayın seyirciler, kurban pazarlarının gözdeleri bir ton ve üzeri boğalar. Kimine 30 bin, kimine 40 bin TL para isteniyor. Hal böyle olunca da alıcı bulmaları da oldukça zor oluyor. Araba fiyatına kurbanlık satılıyor. Burası Erzurum Canlı Hayvan Pazarı. Dev kurbanlıklar 18 bin liradan başlayıp 30 bin liraya kadar alıcı buluyor. Tozlu tozlular 18, 19, 20. Yani kiloyla da satılır. Onun kilosu ne kadar? Şunun kilosu 800-900 civarı 900 gelir diyoruz. Ağrı'da pazarın gözdesi bu şampiyon boğa. 1100 kilogramlık boğanın fiyatı 24 bin lira. Arkadaşlar iki tanesi vardı, sattık onları. Bu durmuş, şu anda bekliyoruz. Şuna 24 istiyoruz. Zonguldak'ta 1 tonluk Eşref alıcısını bekliyor. Yetmez. 63 yaşındaki İcdal Oktan, Kocaeli Körfez'de bir tona yakın iki boğasını satışa çıkardı ama alıcı yok. Gerilen bakıyoruz. Aldığımız aylığı biz yemiyoruz yani. Hep onlara veriyoruz. Biz aç kalıyoruz. Patlak istiyorum. 26 milyar yok estağfurullah. 19 milyar küçüğüne 27 milyar büyüğüne. Alıcı şu anda yok. Bu da Tunceli'nin paşası. Bir tonluk paşaya 20 bin lira isteniyor. Hayvanımız 26 aylık. 2 yaşını yeni doldurdu. Yani bu 2 yaşına rağmen biz bu kiloya ulaştırdık çok şükür. Yani bunu ulaşmasının sebebi de merada yayılmasıdır. Merada çok otarıyoruz. Baharın özellikle yeşilini, çayırını aldırıyoruz. Ve 3-4 aydır da besiye çekmişim hayvanı. Ve gelin piyasaların ateşine şöyle bir göz atalım sayın seyirciler. Doların rakamına bakıyoruz. 6 TL 97 kuruş. Euro'ya geçiyoruz. Euro 8 TL 8 lira 23 kuruş. Ve yine gram altına bakalım. Gram altın 438 lira. Evet sayın seyirciler. Bültenimiz burada son buluyor. Meltem Ana Haber'in sonuna geldik. Tekrar buluşuncaya dek. Hoşça kalın diyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Meltem TV WhatsApp hattı 0552 441 3443. We'll be right back.